Söyle. Efendim, kusura bakmayın. Bu saatte rahatsız ediyorum ama çözmeniz gereken çok önemli bir olay var. İyi, tamam. Konumu mesaj at. Kim biliyor musunuz? Efendim, olay hakkında aydınlatabilir misiniz? İntihar mı, cinayet mi? Olay hakkında bize aydınlatabilir misiniz? Gazeteciler ne iş? Onlara kimin haber verdiğini bilmiyoruz ama olayın detayları ile ilgili henüz bir bilgileri yok. Maktul kim? Efendim, eski İçişleri Bakanı. Ne işi varmış bu mahalle arasında? Onu içeri girince göreceksiniz efendim. Efendim, bir sorunumuz var. Nedir? Burası bakanın değil, metresinin eviymiş. Komiserim, ben geldiğimde ev bu haldeydi. Hem ben polislere her şeyi anlattım, hemen de polisi aradım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Emin misin? Bak, sonra bu işle bir alakan olduğu anlaşılırsa hapisten çıkamazsın. Yok, gerçekten yemin ederim yok. Haftada bir gelirdi, işini bitirir giderdi zaten, hiç konuşmazdı da. Ben geldiğimde sabah kapı da kilitliydi. Kapı kilitliydi ha. Siz bir ifadesini alın. Aklına yeni bir şey gelir söylerse bana haber verin. Tamam, emredersiniz efendim. Komşulara sordun mu? Var mı bir gören, duyan, eden? Efendim, komşuları sorgulamaya devam ediyoruz ama henüz bir haber yok. İyi, tamam. Sen de onlarla ilgilen, bir ifadelerini al. Bir şey çıkarsa haber ver. Tamam efendim. Sizin için güzel bir anı olsun biraz. Çocukların mutlu olur. Takip cihazlarına göre Edin bir kıyı resifi boyunca yürümek. Ondan sonra ondan kat ve kat fazla. Şarjörlerden birinin üzerinde. 17.500 tane vatandaşımızın hayatı. Hala da. Hüseyin Turan. Çay, kahve, sigara bir şey ister misin? Özür dilerim efendim. İçişleri Eski Bakanı Yürü, gözüm görmesin. İstanbul Beylikdüzü'nde biz neyle uğraşıyoruz, şunun yaptığına bak. Sürülen bir evde ölü bulundu. İlk incelemelerde kalının boynunda bir kesiye rastlandı. Vücudundaysa herhangi bir darp izi yoktu. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken eski İçişleri Bakanı'nın naaşı otopsi için İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak. Efendim. Şu izlediğin olayların ayrıntıları ve kanıt teşkil edecek bütün bilgiler dosyada mevcut. Tam 30 dakika zaman veriyorum sana. Olayı çöz, tamam mı? Maktulün elindeki bıçak yarasının kalınlığıyla orantılı. Yüksek ihtimalle intihar. İmkansız. İntihar olsaydı kesik ters tarafta olurdu. Bıçağı da eline kendini korumak için almış olabilir. Hem de dudaklarındaki, ayaklarındaki morluklar onun boğularak öldüğünü gösterir. Bütün düğmeler kopabilir. Bu bir delil niteliği taşımaz. Kopabilir. Ancak kopma şeklinden boğuşma sırasında olduğu çok net. Kendiliğinden kopsaydı orada bir tane ip olurdu. Burada bir sürü ip var. Kendiliğinden olması imkansız. Bu boğuşmanın göstergesi.
Yemin ederim ben yapmadım. Hem zaten ben eve geldiğimde kapı kilitliydi. Bir haftadır da konuşmuyoruz biz. Dün akşam üzeri duyduğum en son şey sesleriydi. Sesleriydi. Evet. Bir kadın bir erkek sesiydi. Yani bana öyle geldi. Komşular öyle söylemiyor ama. Ne komşusu? Ya biz kavga etmiştik. Bir haftadır konuşmuyordu benimle. Hem zaten o sırada hayatında başka kadınlar vardı. Başka kadınlar olduğunu nereden biliyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylemek zeka, doğruyu söylemek cesaret ister. Sen yalan söyleyemediğine göre cesur ol, doğruyu söyle hadi. Beni hafta içi aradığında bunalımda olduğunu söyledi. Ya ben yokken beni arzuladığını, istediğini, özlediğini ama başka kadınlara da gittiğini söylerdi. Demek ki bunalımdaydı. O yüzden intihar etmiş olsa gerek. Hayır, hayır, bir saniye dur. Gerçekçi değilsin, daha gerçekçi ol. Başka kadınlarla birlikte olduğunu söylemişsin. Sence de saçma değil mi? Ailevi durumlarını bile bana anlatırdı. Ya maddi sıkıntıları olduğunu söylemişti. En çok beni arzuladığını ama başka kadınlara da gittiğini söylerdi. Kesinlikle maddi sıkıntıdan dolayı bunalıma girdi. Bu bunalım adamı intihara kadar sürükledi. ...1770'lerde yaşıyor olsaydık muhtemelen bu soruşturma olmazdı. Ama teşekkür ederim Sayın Bakan, benim fikirlerimi desteklediğiniz için. İçinde bulunduğunuz o bunalımı düşününce... ...intihara sürükleyecek harika bir kaynağa sahipmişsiniz. Toplumsal halüsinasyona bakarsak gayet mantıklı bir sebep. Ancak o yıllarda bu kitabı okuyan herkes intihar etti. Goethe intihardan korktuğu için Weder'i öldürdü. Ve devamında binlercesini. Ama kitabın yarısında Weder'in ölmediğini düşünürsek... ...henüz bu raddede intihar yersiz ve anlamsız. Ve siz daha kitabı bitirmeden ölmüşsünüz Sayın Bakan. Ya da öldürülmüşsünüz desek daha doğru. Son 10 dakika. Adam astım hastası. Ne işi var sigarayla? Adam intihar etmiş. Astımı mı düşünecek? İzmirlikte ruj lekesi de yok. Katilin imzası. Bu arada. Teşekkürler. Bu mülakat kurgusal bir metin değil. Gerçek bir olay. 2004 yılında eski milletvekili metresinin evinde ölü bulunduğu zaman ölüm nedeni anlaşılmamıştı. Ve kamuoyundan gizlendi. Şimdi sizin bu kurgusal metnin içine gerçek olayları sokmanızın asıl nedeni yıllar önce mesleğe ilk başladığınızda bu olayı çözememenizdi. Bu yüzden şimdi bence bu mülakatın asıl sorusu sizin bu olayı çözememe sebebinizdir. Yarın sabah 9'da ofisime bekliyorum. Sakın geç kalma. Dedektif.